Evet, bugün yazar olarak buradasınız ama... Yazan. Evet, olarak buradasınız ama bizim gibi organizasyon dünyasında, hatta pazarlama iletişim dünyasında çalışan herkes bir ders kitabıyla karşılaştı sayenizde. Evet, o zaman yıldızlar alkışla gelir. Emrah diyelim mi? Alkışlarınızla da bana eşlik ederseniz çok mutlu olurum. Evet. Bir yıldızı da alınca yanımıza tamamlamış olduk kareyi. Buyursunlar. Mikrofon vereyim, bir merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Yok ya, o şey bu. Cumhuriyet çok güzel bir şey değil mi? Güzel günde sizlerle bir arada olmaktan, Ahmet abinin de özel bir güzel günde bulunma olmaktan çok mutluyum. Teşekkür ederim. Buyursunlar. O zaman oturalım. Saatimiz tamam mıdır? Başlama saatimiz geldi mi? Emrah Bey'e ne işaret veriyoruz? Öyle mi dönüyor? Tamam. Evet, hem hazırlıklarımız yapılsın. Evet. Evet. Bana göre, evet, biz yıldız Emrah tabii ki. Hepimizin şarkılarıyla yıllarımızı geçirdiğimiz, bazen melankolik, bazen neşeli, keyifli anlarımızı paylaştığımız bir yıldız, evet, ama sektörümüzün de burada başka bir yıldızı var. Sevgili Ahmet San. Çok heyecan verici. İki yıldızı buluşturdum ben. Şu anda öyle görüyorum. Destek yayınlarından Ahmet San'ın 50. yılı nedeniyle yazarak çıkarttığı kitap elimde. Destek yayınları standında da kitapla buluşabilirsiniz. Az sonra sevgili Ahmet San orada kitaplarını da imzalayacak. Bu duyuruyu da yapmış olayım. 45 dakikalık sohbetimiz sonrasında destek yayınlarının standında buluşabilirsiniz kendileriyle. Evet. Heyecanlı mısınız Ahmet Beyciğim? Şimdi ben mikrofonu alabilir miyim Emrah Beyciğim? Size ben uzatayım. Yok. Buyurun. Ama işte ben böyle bir önce size soracağım. Şimdi 50. yılın kitabı San diye karşınızda. Buyurun. Şimdi tabii dersin kendi söküğünü dikemezmiş. Bizi burada üç kişi iki mikrofonla ağırladıkları için biraz garipsedim. Ben lafımı esirgemeyen biri olduğum için çalıştığım onlarca stada bunu da bu sistemi etmeden de yapamayacağım. Devasa bir dünya, devasa bir yayın evi. Onun için affınıza sığınıyoruz. Böyle mikrofon git gel oluyor. Evet. Aldınız, yazdınız, neyse çıktı, ne hissettiniz? Şimdi tabii geçenlerde çok acil yurt dışından misafirlerim geldi. Viyana'ya uğradım kitabımı satın almak için. Kitabın ismini söyledim. San hiçbir şey imkansız değildir. Yazarı kim dediler. O zaman garipsedim tabii. Ben bir yazar değilim, yazanım. Dolayısıyla bu kitabın yazarı değil, yazanıyım. Bunu özellikle vurgulamak isterim ki içeride hatalar var ise affola. Ben üniversite 1'e Paris'e gittiğim vakit sektöre bilinçli olarak adımımı attım 1973 yılında. Sorbonne'da, Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra Sorbonne'da ekonomi ve işletme okurken aynı zamanda gazetecilik yüksekokulu ve uluslararası ilişkiler yüksekokulu da okudum 4 yıl içerisinde ve o dönemin önemli 100-150 bin haftalık tirajı olan Hey Mecmuası'nın Paris muhabiri olarak da çalışmaya başladım 20 yaşında. Yapmadığım şey kalmadı sektörde. 50. yılım ve 10 bine yakın etkinlik yapmışım. 500'e yakın dünya starıyla, 8'de Türk starıyla beraber çok işler yapmışız. Bütün bunları pandemiden de faydalanarak cebimde kalsın istemedim birikimimi. Yaşadıklarımı esasında her bir şeyi yazmak mümkün değil. Zaten ilk yazdım 700 sayfa. Yayıncılar dedi ki delirdin mi? Bunu biraz kes. İçim el vermedi. 500 sayfaydı. Sonunda editörüm 300 küsür sayfaya indirdi.
yaşadıklarımı esasında bir sebep-sonuç ilişkisine bağlayarak ders verir gibi değil ama bir işlerin nasıl olması gerektiğini, problemler her zaman var olduğunu ve problemlerin, engellerin yaşamın bir parçası olduğunu, bunları büyütmeyip, vazgeçmeyip, üstüne gidip çözmek gerektiğini bedeller ödeyerek öğrendiğim için bu konulara ilgi duyan sektör, çünkü Türkiye'de de dünyada da çok genişlediği için bütün bunları kendi yorumumla anlatmak istedim. Kitabımı yazma sebebim de bu. Peki, 1989 itibariyle bir yıldızla buluştunuz. Genç ve pırıl pırıldı diye adlandırdığınız Emrah'la. Hadi bir de öyle devam edelim. Şimdi Emrah benim için çok değerli bir kardeşim. 86, neredeyse işte 37 yıl önce yolumuz birleşti. Ben tabii demin söylediğim gibi Paris'te Türkiye'nin en büyük müzik dergisinin Paris muhabiri olarak çalıştığım zaman, ki o dönemlerdeki Paris'teki arkadaşım Halit de gelmiş. Kitapta Paris günlerimiz de var. Bu arada en önemli şeyi atladık. Bugün buluşma günümüz özel bir gün. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılına giriyoruz. Ve özellikle Emrah da ben de Atatürk ilkelerine bağlı, kendimi de o kategoriye sokuyorum. Genç jenerasyon olarak bizim için Cumhuriyet çok önemli. Böyle bir özel günde Belçika'dan gelen Emrah'a huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Cumhuriyetimiz inşallah sonsuza kadar demokratik, hür ve layık bir cumhuriyet olarak devam edecek ve bugünün anlamlı günde de özellikle buluşma nedenimiz bu. Şimdi ben Türk sanatçılarıyla Paris'te o dönem Ajda Pekkan, Zerrin Özer, Sezen Aksu gibi birçok sanatçılar yurt dışına gidiyorlardı ve dolayısıyla Paris'te onlarla tanışma imkanım oluyordu ve Türk starlarının mesleğe bakışlarını öğrendiğim ve profesyonel dışı bulduğum için organizatör sıfatımın dışına hiç çıkmayı düşünmedim. 73'ten 80'li yılların sonuna kadar yalnız büyük yabancı starların organizasyonlarını yapıyordum. Ta ki Emrah'la tanışana kadar. Emrah çok küçük yaşta bu mesleğe atılmış ve bu ay 40. yılını tamamladı. Tebrik ediyorum huzurunuzda. Tabii ben 80'li yılların sonunda tanıdığım Emrah'ın bugününü gördüğüm için, bugün ne Emrah? Filmleri kapalı gişe oynamış, albümleri milyonlar satmış, dizileri ise en büyük reytingleri alan sanatçı. Ben bu durumu 86 mı? 89'da, zaten 86-87'lerde Emrah'ı bildiğim için takip ederek Türk sanatçılarıyla birikimimi paylaşmak istedim ve 89 yılında Emrah'la ilk sanatçı menajerlik ilişkisini başlattım. İyi ki başlatmışım. O kadar muhteşem bir karakterdi ki, yanılsaydım menajerlik yapmamaya karar vermiştim. Benim de Emrah'tan genç o yaşlarda bir yıldız olarak çok şey öğrendim ama onun sayesinde, onun sanatçı menajerlik kavramını çok iyi idrak ettiği için bana da yeni bir yol açmadaki ilk taşları yerleştirdiği için, tuğlaları koyduğu için bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun arkadaşlar. Siz çok önemli bir insansınız. Yani bugün burada bulunmak benim için büyük bir onur. Ahmet, sana
gerçekten okumak gerekir. Kitabını okumak ayrı bir şey. Şahsına münhasır bu sektördeki öncülüğü, öngörüsü bence şu anda zaten anlattıklarından yola çıkarak da ben kendim de kendisiyle çalışmış birisi olarak öncülüğü ve öngörüsü şu an bu sektördeki birçok yapılan konserlerle ilgili önemli kapılar açmıştır Ahmet San. Hem müzik sektörüyle ilgili konserler, programlar ve işin marketing açısından, yani bir sanatçının marketinginin nasıl yönetileceği ve bir markanın nasıl yürüyeceğiyle ilgili ben Ahmet San'ı bir okul olarak değerlendiriyorum. Bir okuldur. Yani okul onu onun yanında olmak ve onunla birlikte yapmış olduğum işlerdeki ondan aldığım feyiz, benim bugüne gelişimde koymuş olduğum tuğlalar, onun çizdiği ve onun öğrettikleri benim için çok büyük bir yol çizgisi oldu. Ondan ötürü ben şu an 53 yaşındayım. Evet, 40 yıldır bu meslekteyim. 1990 yıllarından itibaren kendisiyle 89'da yollarımız kesişti. Çünkü öğrenmek çok güzel bir şeydir. Bakın, yani insanın her yaşta öğreneceği çok şey var. Ben öğrendim. Çünkü öğrenerek yol izliyorsunuz. Tamamıyla ben bunu biliyorum, tamamdır diyemezsiniz. Her gün bir şey öğreniyorsunuz. Ondan ötürü bu kitap bence bu işi yapacak ya da yapmaya devam eden ya da yeni başlayan insanların başucunda olması gerekir. Kitabı okumak başka bir şey. Okuduğun zaman içinde ne demek istiyor? Yani her cümlesinin içerisinde, hani hiçbir şey imkansız değildir derken ne demek istedi? Orayı çok iyi okumak lazım. Ben de kendisine bana kattıkları için, öğrettikleri için, ondan dinlediğim bu yolun nasıl gitmesi gerekir, bir sanatçının kendi markasını nasıl yönetmesi gerekliliğiyle ilgili duruşu, gideceği yol, efendim söyleyeyim, kendi kariyer çizgisiyle ilgili ne yapması gerektiğini öğrettiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Müsaadenle Emrah'ın dediklerine bir konu daha eklemek istiyorum. Benim menajerlik sürem sanatçılarla çok uzun olmadı. Çünkü benim amacım mesleğinde ilerleyebilmek, kendini kötülüklerden zırhlayabilmek ve markasının nasıl oluşmasını ve nasıl korunmasını, nasıl aşamalar kaydetmesi gerektiğine dair konuları öğretmek üzere kendimi planladım. Emrah'la çok fazla uzun sürmemesinin nedeni de örneklerinden çok hızlı vermek istediklerimi aldı ve ondan sonra zaten aynı babalar, anneler gibi çocukları yetiştirirler, okulu bitirtirler, evlendirirler ve hayata bırakırlar. Hayatta da çocuk aileden aldığı bilgiler, yeşerdiği ortamla kendi süzgecinden de geçirerek bütün hayatını planlar, yürütür. İyi eğitim aldıysa başarı tüm hayat boyu, tüm yaşam boyu devam eder. Ondan Emrah dediklerimi çok kısa sürede algıladı. Artık kendisini, markasını idrak edip yönetebilecek aşamaya geldiği için de kendisiyle askere gitmesi nedeniyle. Tabii. Kendisiyle hala bugün bile iç içe abi kardeşiz ama profesyonel olarak çizdiğim yolun engellerinin ileride karşılaşması halinde nasıl aşabileceği dair her şeyi öğrendiği için yolu çok açık oldu. Ben büyük bir gurur duyuyorum çünkü kolay değil. 13 yaşından 53 yaşına 40 yıl yaşamı, yaş ilerledikçe ses de değişiyor, fiziksel görünüm de değişiyor, algılar da değişiyor. Esasında en ideal yaşlarda beyni, zihni insanların daha açık olduğu için çok hızlı emmesini bildi ve ne büyük mutlulukla gördüm ki, özellikle bir daha vurgulamak istiyorum. 40 yıl müzikte zirvede olmak, albümleri
40 yıl önce ne satıyorsa eşdeğer farklı bazlarda bile olsa satıyor olması, filmleri o dönemde Yeşilçam filmleri nasıl rekorlar kırıyorsa, şimdi dijital dünyaya döndüğü televizyon büyük hayranlıkla izliyorum. Şimdi tabii bu bir kitap sohbeti olduğu için sevgili Emrah da öyle istiyor. Kitap üstüne konuşalım istiyor. Bugün konu, evet konuğumuz kendisi ama konu ben değilim diyor. Kitabı konuşalım. Büyük usta neler yazmış onu konuşalım diyor. Ben de ondan aldığım cesaretle iyi bir menajeri 3'e ayırmışsınız siz. Menajer ne yaparı 3'e ayırmışsınız. Hem bunları söylemenizi rica ediyorum. Demişsiniz ki mesleklerini hangi normda icra edeceklerini söyleriz. Özel hayatlarını, izole yaşamalarını söyleriz. Ve gelecekleri için hazırladığım yolda yürüsünler isterim demişsiniz. Nasıl bir öğrenciydi ve nasıl bir yıldızdı Emrah? Peki sen de okuduğuna göre sen şu üç etabı söyle bir bakalım bana. Kitabı okumuş. Hocam. Hatta beni ben çünkü tereddüt ettim. Dediğim gibi yazdıklarım kendimle ilgili, sektörle ilgili ama kitap, yazarlık başka bir şey. Editör arkadaşım Tarık Ünlü Türk bana çok büyük yardımcı oldu ama hep böyle dolu salonlara, hep başarılı işlere imza attığım için bu kitaptaki başarısızlık, sevilmemesi beni çok korkutuyordu. Beni okuduktan sonra maket halinde en büyük destekleyen arkadaşım Banu'ydu. Onun için okudum, ders niteliğinde bir kitap dedin. O zaman 3'e ne ayırmıştın? Hemen söyleyeyim. Şimdi ben kitabın maketi ilk benim elime geldi. Destek Yayınları'nın hazırladığı kitap ilk önce elime geldi. Ve ben bir öğrenci olarak, 30 yıllık bu sektörde çalışan biriyim ben de. Ahmet San öğrencilerindenim. Bir organizatör, iletişimci olarak. Tamamen bir ders kitabı olarak söyleyebilirim. Arkadaşlar, genç arkadaşların tamamına söylüyorum. Diğer yaştaki öğrenci olmayan arkadaşlarımızın da bence bu işin arka planını öğrenmeleri için bu kitabı okumalarını tavsiye ediyorum. Ben defter kalemle okudum. Hala her okuduğumda not alıyorum. Kitabın altını çizdiğim satırları çok, çok, çok. Ki ben de sektörde 30 yıl aşmış biriyim. Ama üstadımın söylediklerini her gün yaşıyorum. Bu kadar devir değişti, bu kadar yıl geçti, hala yaşıyoruz. Ve her okuduğum satırda, hocam şunu söylüyorum, ne kadar haklı, ne kadar haklı, ne kadar haklı. Çok mütevazısınız kitabınızla alakalı. Çok ısrarcı olmuştum çıksın diye. İyi ki de yapmışım. Gençlere bu kitap bir ders kitabı olarak, hatta ansiklopedi olarak kalacak. Şimdi sorumun cevabını rica ediyorum. Emrah'la ilk tanıştınız, birlikte çalıştınız. Sizi hiç üzdü mü? Şimdi tabii ben 10 Türk starıyla çalıştım. Hepsi de pazar payı en yüksek isimler. Beni menajerlik yapmaya iten esasında Emrah'ın yapısı, karakteri ve mesleki emiciliği. Dolayısıyla zaten çocuk yaşta yolumuz kesiştiği vakit hiçbir zaman aykırı davranışlarda bulunmadı. Ama büyük bir gururla söyleyebilirim ki 40 yıl önce neyse Emrah bugün hatta daha mütevazi, daha candan, daha insan, ailesine, annesine, çocuklarına çok düşkün bir baba. Bu zaten kendini o yaşlarda belli ediyor. Bu nedenle beni asla üzmedi ve onun için çizdiğim bütün yol haritasına itirazsız uydu. Hatta katkılarda bile bulundu. Ben sizin mikrofonunuzu alıyorum, bu tarafa dönüyorum. Ahmet Bey'le çalışırken, üstadımızla çalışırken en zor şey neydi? Emrah'ı zorlayan, endişelendiren? Bence Ahmet San'la çalışmak çok prensip isteyen bir şey. Yani son derece prensipli olduğu için şimdi her detay onun için çok önemli. Yani bir yazının karakterinin kaç punto olacağı ve o puntonun nerede olacağı, hangi tarafta duracağı ya da resim varsa resmin büyüklüğü ve küçüklüğü ile ilgili onun ne zaman çıkacağı, hangi zaman diliminde, saat kaçta,
hangi gün paylaşılacak ve hangi gün çıkacak, bunların hepsi, şimdi diyorum ya okul gibi, eğer Ahmet San'la çalışacaksanız, ki o zaman da öyleydi, Ahmet San'la çalışıyorsanız Ahmet San'ın öngörülerine ve onun bu prensiplerine uyabiliyorsanız çalışabiliyorsunuz zaten. Ama tabii Emrah o yaşlarda böyle bir üstadla çalışmaya cesaret etmiş. Tabii onun tarafından istenmesi çok ayrı ama buna kafası çalışmış. Bir profesyonele kendimi teslim etmeliyim diye düşünmüş. Evet, çünkü, bunu da göz ardı etmememiz lazım. Tabii çünkü ben olduğum yerde saymak istemiyordum. Yani kendimi geliştirmem gerektiğini 1989 yılı dediğinizde ben daha tahmin ediyorum 18-19 işte tam hesaplayamadım şu an ama daha öyle. Gencecik, 17-18. Yeni başlamışım, 1983'te 82'de çıkmışım, yepyeni bir yolculuğum var, küçük Emrah olarak çıkmışım, artık büyümüşüm, sesim değişmiş, bambaşka bir yapıdayım, boyum uzamış, ama şunu biliyorum, eğer ben değişime ve dünyadaki bütün gelişime ayak uydurmazsam, o zaman benim Emrah olarak bu yolculuğa devam etme ihtimalim ya da uzun yolculuk olabilmesi için ya da kendi ismimi devam ettirebilmem için benim dersimi çalışmam gerekiyordu yani. O yüzden dersimi... Bunu o kadar küçükken nasıl düşündün? Çünkü benim sesim değiştiği dönemde, yani ergenlikteki o sesime ulaştığım dönemde şunu fark ettim. Benim yol kat etmem gerekiyordu. Ve Ahmet San'la buluşmamız ve onun dünya görüşünü, işte çalıştığı sanatçılar, ki o dönem yaptığı konserler ya da yapacakları falan, bu, yani onların hepsine bakıp da konuştuğumuz zaman gerçekten tüm dünya starlarıyla çalışıyor. Yaşça senden büyük bir yıldızları benden var etrafında. Büyük birçok yıldız var ve ben kendi dalımda, arabesk diye adlandırdığımız dalda böyle bir organizasyonun, böyle bir programın, böyle bir profesyonelin olabileceğini de aslında ispatlamak istiyorum. Ahmet San'ın buradaki öngörüsü, çünkü dünyadaki starların ya da işte Fransa'daki Shep Hallett, Shep Mami'nin mesela o dönemki oradaki yıldızlığının neden buradaki sanatçıların da gelişebileceği ve birçok düet yapabileceği, büyük konserler yapabileceği, işte tişörtlerinin, şapkaların kendi adına basılabileceği, onların satılabileceği ile ilgili yaptığı programlar, isminin nereye yazılabileceği, kendi markasını nasıl yönetmesi gerektiği ile ilgili aslında sabırlı olması gerektiğini öğretti bize Ahmet San. Onu öğretti ama işte buna cesaret edip 17 yaşında ben bir profesyonele kendimi teslim etmeliyim demek, evet, çok önemli bir öngörü. Çünkü oradaki okul başka bir şey söylüyor. Yani gidilen yolun nasıl kat edilmesi gerektiğini, kendi markanızı nasıl yönetmeniz gerektiği ile ilgili orada çok önemli sözler var, cümleler var. Ayrıca yaptığı konserlerle ilgili izlenimlerim var. Yani o dönem gelen işte Michael Jackson, Tina Turner. Ama yaşımız 17 iken gençlik başımda duman olur genelde. Ama ben kendi mesleğimi saymazsam, kendi mesleğime ehemmiyet göstermezsem, kendi mesleğimle ilgili dersimi çalışmazsam, ciddiye almazsam, o da beni almayacak ve yarı yolda bırakacak zaten. İşte bunu özellikle söylemeni istedim. Şimdiki evet, arkadaşlarımız da profesyonel dünyada tabii ki akrabalarla, ailelerle bu iş yürüyor. Şu anda da gördüğümüzde bazı sanatçı arkadaşlarımız da, ama bu iş profesyonellere teslim edildiğinde Emrah oluyorsunuz. Çünkü o dönem menajerlik adı var ama menajerliğin ne demek olduğunu, menajerlik demek zaten yönetmek, yani yönetilmesi demek. Yani bir sanatçının, bir markanın bir menajer tarafından yönetilmesi, profesyonel bir menajer. Aslında menajerle birlikte iyi bir avukatınızın, iyi bir mali müşavirinizin olması gerektiğiyle ilgili bütün bu, yani hepsi aslında bir bütün. O okulun, o okuldan geldiğiniz zaman, yani işte bir de bir öğrenmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? İşte bir de o var yani. Lazım. Şimdi siz öğrenmek olmasa... istiyor musunuz? Söyledi, anlatıyor ya da gördünüz. Peki ne demek istiyor? Siz onu anladınız mı? Ya da öğrenmek istiyor musunuz? Niyetinizle. Evet. Eğer öğrenmek isterseniz gerçekten, hani hiçbir şey imkansız değildir. Bu çok güzel bir cümle yani. Esas oradan çıkıyor her şey. Evet, evet. Ben hiçbir şeyin imkansız olmadığını orada gördüm zaten. Evet. Ama neyle? Bir, şunu söylüyordu. Sabredeceksiniz. Evet. Sabırlı. Acele yok. Ama çalışacaksınız. Hem acele var hem yok. Arası bir şey o. Evet. Hani çok da şey değil.
yavaş değil. Yavaş yap yani. Ama acele ama onu, evet. Onun bir ayarı var diyordu, evet. Ahmet abi. Evet. Peki zor muydu? Kolay değil. Yani şöyle, siz onu anlamak isterseniz kolay. Yani dışarıdan baktığınız zaman ya çok zor şimdi çalışılması ya da öyle, çünkü sırayla diziyor yapılması gerekenleri. Bir de şeyli şeyli tabii, diziyor yani. Diziyor. Yani yumuşak şimdi bunlar, yumuşak bunlar, da bunlar değil şöyle yani. Olacak diyor. O zaman ben daha işte 19-18. Evet. Şimdi ama yapmaya çalışıyorum. Bravo. Ben istiyorum onun söylediklerini uygulamak istiyorum. Çünkü bu yolculukta kısa süreli bir yolculuk değil. Önemli olan aslında geldiğiniz yer değil, o yerden ne kadar kaldığınız, ne kadar kalabileceğiniz. Ama yani. Ahmet San da yumuşak bir menajer değil ki, yumuşak bir organizatör hiç değil. Zaten hayatında yumuşak değil. O kadar sert ki söyledikleri şeyleri böyle, kibarlığını zaten tartışmıyoruz. Ama işte o kibarlıkla beraber söylediği sözler çok acıtır. Ya, prensip olduğu için tabii o etrafında çalışan insanlar da onun koyduğu kurallarla ilgili çok ehemmiyet gösterirlerdi. Yani hala da öyledir. Şimdi onun mesela ben bazen çok aralarda da olsa bir konuyla ilgili mutlaka şey olduğu zaman, kafam takılırsa arıyorum. Böyle bir şey var diyorum hani. Ne der acaba? Ne yapmam lazım ya da nasıl bir yol izlemem lazım? O orada çünkü bildiği için aslında benim ne demek istediğimi, orayla ilgili ben onunla iyi anlaşabilirim. Onu anlayabilirim ne söylediğini ya da ben orada ne yapmak istiyorum diye. Ondan ötürü aslında her mesleki alanda mesleğinizi ciddiye alırsanız o da sizi ciddiye alacak. Peki çok sert söylemleri olduğu zaman nasıl söylerdiği için mikrofonu kendisine vereceğim. Nasıl karşılanırdığı için sizden rica edeceğim. Şimdi tabii her iş, hangi işi yaparsanız yapın, ciddiyet gerektiriyor, prensip gerektiriyor. Bunları ben nereden öğrendim? Kendi yaşamımdan öğrendim. Doğduğum, yeşerdiğim ortam, okuduğum yerler. Ama ondan sonra ben 500 tane dünya starıyla çalışma yaptığım için esasında her birinden çok şey öğrendim. Şimdi eğer siz dünyayı yöneten Amerikan başkanıyla bir iş yapıyorsanız, Bill Clinton'la Türkiye'de bir organizasyon yapıyorsanız, nasıl yapmanız gerektiğini zaten bilmek zorundasınız. Bilmiyorsanız da öğrenmek zorundasınız. Madonna, Michael Jackson, Rolling Stones gibi 100 tır teknik malzemeyle organizasyon yapıyorsanız onu bilmek zorundasınız. Ön hazırlıklarını yapmak zorundasınız. Şimdi bu nedenle ben bütün organizasyonlarıma her geçen zaman üstüne bir şeyler kattım. Ben çok terbiyeli bir adamım ama çok da agresifim. Yani şu an iki mikrofon bile beni çok rahatsız ediyor ve diyorum ki devasa mekanizma niye? Çok detay olabilir ama böyle bir söyleşide sizlere saygısızlık olarak addediyorum. Bunu kabul eden için mühim, kabul etmeyen için hiç umursanmayacak bir şey. Bu nedenle iş ciddiyet. Ben dediğim gibi 70'li yıllarda, 73 yılında Ajda Ünüketi, o Ayla Algan jenerasyonunu görünce asla almaya hazır değillerdi. Benim demek istediklerimi zaten kale almayacakları için hiç şey yapmadım. Ondan Emrah'ta o genç yaşlarda ne kadar alabilen kapasitesini ve nereye varabileceğini görebilen biri olarak da çok çalışmak istedim. Ben çok yumuşak bir adamım ama profesyonellikte anormal sertim. Ben yalnız Bill Clinton, Schröder, Berlusconi, Chirac gibi bir politikacılarla çalıştığım gibi ta çoğunuzun bilemeyeceği Hollywood'un Elizabeth Taylor, Richard Burton starlarından tutun Jean-Claude Van Damme, Kevin Costner'lara kadar beraber iş yaptığım için onların film setlerindeki disiplinleri, dünyanın en büyük starlarının nasıl ağırlanması gerektiğini en ince detayına kadar zaten öğrendiğim için her bir konserin 40-50 sayfalık teknik şartnamesi vardı. Bunları bilip yanındaki ekibe iyi anlatmak
yaptırsan ve anladığını söyleyip anlamamışmış gibi yapıp eğer görevi aksatsa çıldırıyordum. Düşünün, 100 tırı 48 saatte boşaltıp stadyuma kuracaksınız. 400 kişi çalışıyor. Türkçe bilmeyen o dönemin işçileri, taşıyıcı, Amerikalı adam, aradaki koordinasyon, bir tırı yanlış yanaştırsanız veya bir tırı yanlış boşaltsanız zaten o konser olması mümkün değil. Ondan benle çalışanlar çalışırken kendi işlerinde bana çok ızrap veren bir insan olarak algılıyorlardı. Bunun içerisinde sanatçılar da vardı. Ama benden ayrıldıktan sonra asistanlarımın çoğu patron olduğu zaman az bile yaptığımı söylediler. Sanatçılar ise o dönemde algılamadıkları için yolum çok kısa da sürdü bazileriyle. Kaybeden onlar oldu bana göre. Evet, şimdi siz kendinizi şöyle tanımlıyorsunuz. Ben rekabeti sevmem diyorsunuz. Zaten kitabı okumanızı tavsiye ediyorum. Öğrencilik yıllarından başlıyor Ahmet Sanolma hikayesi aslında. Oradan okuyun, çok vaktimiz olmadığı için detaylara giremiyorum ama bana ilginç gelen bir şey. Herkes sözleşme peşindedir. Ahmet San hiçbir sanatçısıyla sözleşme yapmaz. Evet, yapmadım çünkü çok kolay bir celebrity'yi, ister politikacı, ister film artisti, ister şarkıcı olsun, elbette ki ticari şartlar var. Ama anlaşamadığın takdirde çalışman mümkün değil. İşte ben 10 sanatçı derken ticari değeri en yüksek. Kenan Doğulu, Burak Kut, Mustafa Sandal, Tarkan, Sezen Aksu, Emrah, Mahsun Kırmızıgül, Mazhar Fuat Özkan, Mir Kelam, biri daha 10 tane sanatçı. Şimdi bunlara nasıl hakim olacaksın? Disiplin ama sevgi, saygı ve de üstlendiğin görevi de iyi yapmak. Şimdi bu nedenle sanatçılarla Emrah'ın esasında büyük avantajı 13 yaşında çıktığı için benle yolu kesişene kadar bir ailesi tarafından yönetilmiş abisi ve o dönemlerin arabesk adlandırılan müzik gazino ortamları zaten iyi kötüyü ayırt edebilmiş. O yıllarda yabancı sanatçıları takip etmiş, iyi kötüyü ayırabilmiş. Şimdi bu nedenle yeni jenerasyon, hele ben bir dönem pazara hakim olabilmek için Tarkan, Kenan, Burak, Mir Kelam ve Burak Kut'u aynı anda yönetirken şartları oluşturmayı da hedeflemiştim. Ve hepsi ağır kontrat imzalamış sanatçılardı. Zeki Aköz diye bir kardeşim vardı. 10 yıllık sözleşme imzalamış Mustafa Sandal, Burak Kut'la. Mutsuzluk var. Devam etmesi mümkün değil ki. Sağ olsun Zeki'ye dedim ki yırt bu kontratı. Mustafa Sandal ve Burak'la ben çalışacağım. İtirazsız terk etti. Demek ki 10 yıllık bir sözleşme hem menajer tarafı hem sanatçı tarafını mutlu etmemiş. Buna rağmen ben bu sanatçılarla çalışmaya başladığım vakit 10 yıllık sözleşme imzalamış Burak Kut benden sözleşme bekliyor. Mustafa, Tarkan, Sezen. En sonunda dayanamayıp sordular. Ne zaman sözleşme imzalayacağız? Hiçbir zaman. Bizim kalbi, verbal, sözlü bir anlaşmamız var. Senin görevin bu. Benim görevim bu. İşte döküm de bu. Uymadığın an seni o an terk etme lüksü olsun bende diye hiçbir sanatçıyla sözleşme imzalamadım. Ben tabii şeyi çok merak ediyorum. Hiç aranızda gerginlik olmadı mı? Birbirinize kırılmadınız mı? Üzül olmuştur da. Bir anınız yok mu birlikte? Çok merak ediyorum. Eminim hepiniz merak ediyorsunuz.
Türkiye'de bir ilk mesela stadyum konseri olarak benim dalımda birinin, hatta belki de onun öncesi var mı konser bilmiyorum. Tek konser. Tek. Gerçek anlamda evet. Türkiye'de 86 yılında İzmir'de Afrikalı Ağaçlar yararına yabancı sanatçılarla 40 tırlık bir prodüksiyon, Türk yabancı 12 sanatçının yaptığım Atatürk Stadyumu'nda 90 bin biletli konserden sonra gerçek anlamda ilk stadyum konseri Türk sanatçı Emrah'la yaptım. Evet. 1994 evet. Yok 93, ben 94'te askere gittim. Şöyle o konser benim için mesela hayal gibi bir şeydi. Yani rüya gibi bir şeydi. Çünkü Ahmet San'ın organize ettiği, onun projesi İnönü Stadyumu, Türkiye'de bir ilk büyük orkestra, stadyum, yani hani rüyalarda böyle görülebilecek bir şey. Ya o konser, gergin demeyeyim, gerginlik, yani tabii ki gergin şöyle, çünkü büyük bir şey yani o konserin, yani onun pardonu olamaz ki zaten. O konserde, zaten o konserle birlikte benim aslında müzikal yolculuğum bambaşka bir yere doğru gitti. Evet askere gittim, döndüm geldim ama onun rüzgarı, o konserle birlikte olan oluşmuş ki o dönemde çıkarttığım şarkılar, 90'lı Haydi Şimdi Gel, Ahmet abiyle buluştuğumuz dönemler. Evet. Haydi Şimdi Gel, arkasını sevdiğimi tam severim. Zaten sevdiğimi tam severimin arkasından olan hepsi aslında birer bir bütündü. O konser tam ayarında ve yerinde, yine kendisinin timingi ile ilgili bir şey o. Ben o zaman daha küçüğüm işte ya. 94-93 çok şey. Yani yaşım büyük sayılmaz. Evet. Orada prensipleri uyacaktınız. Kulis. Öyle bir şey ki kuliste ne olacağı, nasıl olacağı. Mesela kuliste nelerin olacağının listesini ben o zaman Ahmet abiden öğrenmiştim. Ve bir konserin kitabının, yani kitapçığının, bir konserin yapılması, organize edilmesi, bir sanatçının bir konsere gitmesiyle ilgili kitapçık Ahmet abinin ile başladığını söylemende vardı. Yani nedir o kitapçık? Gidilmesi, gelinmesi, yaptığımız turne vardı bir tane. Türkiye turnesinde mesela yakalıklar, herkesin görev yerleri, yakalıklardaki görev yerlerin tanımları. Ya şimdi buradaki detaylar, o çok detay var. Yani oralara, yani inildiği zaman kim hangi görevde? Yani o İnönü Stadyum'daki mesela belli yerler vardı. O yerlere göre bazı kartlar var. O kartlara göre giriyorsunuz yerlere. Belli karta kadar bir renk var. Oradasınız. Sonra içeriye başka kartlar var. Yani bu şimdi hani anlatılmaz yaşanır deniyor ya. Ben bunları yaşamış biri olarak burada olduğum için şu an bunu söylediğimi zannetmeyin. Ben de 53 yaşında birisiyim ve 40 yıldır bu mesleğimi severek yapıyorum. Ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Neden? Şöyle, onları yaşadım. Ha, şu andaki devirde de yeni jenerasyonda güzel işler yapan ve yapacak olanlar da vardır. Ama ben bu dönemi yaşadım. Yaşadıklarımdan dolayı da tecrübelerimi çok şey buluyorum. Çok muhakkak. Ama şöyle, iyi buluyorum. Böyle üzüldüğünüz, kırıldığınız, hay Allah dediğiniz bir şey olmuştur. Hiç sanki hatırlamıyorum öyle bir şey. Hiç, sizi üzdüğü, kızdırdığı oldu mu? Hiç hatırlamıyorum. Şimdi olmuş olabilir de çok. Pardon, bana işaret etmeyin. 10 dakika daha konuşacağım. Hiçbir şekilde kimse kapatma cüret etmesin. Zaten iki mikrofon hat safhada rahatsız etti. Şimdi buna fırsat vermemek lazım. Ciddiyet ve prensip karşı taraftan bekliyorsan sen de o ciddiyet ve prensiplerine sadık kalmalısın. Eğer her bir şeyi düzgün yaparsan hiç mesele yok. Zaten kitapta anlatmaya çalıştığım bunlar. Şimdi Emrah'ın bir arabesk olarak adlandırılan müzikte batı tınılarıyla yapmış olduğu yeni müzik tarzı stadyum konserini hak ediyor. Evvelden stat konseri hep yapılırdı. İşte o sahaya kimse alınmaz, ses gitmez falan. Ondan ilk dememin nedeni o. Sen o rahatlığı verirsen karşı tarafa ve bilirse ki hiçbir şey imkansız değildir inandırmışsan ve işbirliğinde karşılıklı güven, profesyonellik varsa zaten bu iş tatsızlaşır.
ulaşmaz. Ben zaten Türk sanatçı menajerliğini bırakmamın nedeni ki kitapta da onu da hep yazıyorum. İşi tadında bırakmak lazım. Yalnız sanatçı menajerliği değil, konser organizatörlüğü. Ben örneğin 92 yılında Michael Jackson konseri rahatsızlığı nedeniyle iptal olunca dönen şehir efsanelerine cevap vermek için turnede bile olmayan Madonna'yı katarak 93 yılında 15 günde bir stat konseri planladım. Tarihleri uydur bilmem ne, o detaylara girmiyorum ama bir biletik sistemi bile yok. Fiziken bilet basıyorsun. Her konser 10 kategori, 80 kategori bilet Türkiye sattığında da gideceksin. İstediğin Bon Jovi, Metallica konserinin Antalya'da biletini alacaksın. Baba Yiğit isterdi bunu yapmak için. O tarihte ben bunların imkansız olduğunu gösterdiğime inanıyorum. Evet, imkansız olmadığını göstermek isterim ve yaptım. Eğer fiziken bir para alma satma işi olduğuna göre para işi nerede döner? Bankacılıkta döner. O zaman bankaları satış noktası yaptım. Adam parasını verdi Antep'te, Edremit'te, Diyarbakır'da. Ertesi gün Emin nereye? Bankaya yatırdı. Ertesi gün evine gitti bileti. Dolayısıyla çok mu zor? Dünya Türkiye sattığında 400 bin bileti dijital ortam olmadan fiziken satmak kimine göre imkansız, kimine göre çok kolay. Bu nedenle yabancı sanatçılar da zaten niye benle büyük starlar gelmeye başladı? Onların yaşam stiline uygun, profesyonelliğine uygun işler imkansız bile olsa yapılacağını idrak ettiler. Ondan dolayı ben bu yaşadıklarımın tümünü, çünkü Türkiye'de 100 tırı gümrükten sokacaksın. İşgüzar bir gümrükçü 92 yılında dur bir tıra açacağım dese yedin ayvayı. Onu bile açtırmamış olmak bir engel aşmadır. Çok vahim problemler yaşadım. Panikleme oranım sıfırdır. Allah'a güveneceksin. Kendini ona emanet edeceksin. Profesyonelliğinden geri kalmayacaksın ve imkansız diye kabul etmeyip her problemi... Buraya kadar tamam. Zaten organizasyonun kurallarını siz yazdınız. Hepimize de verdiniz. Biz hepimiz de uygulamaya çalışıyoruz. Uygulamayanlar da artık işte organizatörüm diye dolaşıyorlar. Maalesef ben de bundan çok muzdaribim. Emrah'la ilgili soruma cevap rica ediyorum. Hiçbir zaman olmadı. Zaten olduğunu hisse... Emrah zaten çok genç yaşta geldi. İçin benim ne demek istediğimi çok net anladı. Anlamayanları zorlamaya çalıştım ve kısa sürdü bazileriyle. Şimdi Ahmet San her şeyi bilir. Teşekkür ederim Ahmet abi. Ahmet Bey Ahmet noktasına getirdiğin an ilişkiyi zaten ben her bokoloğum dediğin an zaten kopar. Onun için o ilişkiyi koparmamak için ben hep tadında bıraktım. Türkiye'de değil dünyada aynı anda 7-8 sanatçısı olsun ve bir anda hepsine güle güle desin. Şimdi dolayısıyla zaten iç huzuru da vardı. Tarkan, Kenan, Burak, Mustafa hala benim kardeşlerim. Hiçbir şey yok. Tadında bıraktığım için. Ama şeyi sormak istiyorum. Şimdi tabii herkesin bir çalışma metodu var. Sizin metotlarınıza aykırı hareket ettiğinde tepkileriniz nasıl oluyordu ve Emrah tarafından da nasıl karşılık buluyordu? Bunu duymak istiyorum. Hayır, çok net. Kendi içinde belki düşüncelere giriyordu ama Ahmet abiye göre hiçbir şey imkansız değildir ve vardır bir bildiği ve vardır anlamadığım bir nokta deyip istese dahi itiraz etmediğine çok eminim. Çünkü Emrah'la başlayan deneyimim beni Türk sanatçı menajerliğine yönlendirdi. Hiç mi isyan etmedi Emrah? Hiç mi aman demedi? Doğru doğru lütfen. Şöyle söyleyeyim size, saygı sevgi çerçevesinde doğru söylüyor Ahmet abi. Yani o anlamda gerçekten bir sanatçının çalıştığı insana önce ya da
bir menajerin de saygı duyuyor. Saygı önemli bir şey. Sevgi, ama saygı yoksa zaten sevgi olamaz. Saygı ve sevgi çerçevesinde. Ben şunu söyleyeyim. Şimdi eğer Ahmet San'la anlattığım gibi okulda eğer bir fikir birliğiniz yoksa zaten siz o sistemden devre dışı kalırsınız. Devam edemezsiniz. Yani evet, orada mutlaka ki yapılan işte ciddiyetin içerisinde sorunlar yaşanabilir. Ama ve lakin siz o sorunu sorun gibi değil de o mesleğin içerisinde olan bir, hani o andaki durum gibi değerlendirip anlamaya çalışırsanız olur. Ama bu da şöyle bir sabır, yani sonuçta sabır edeceksiniz. Yani o bir yolculuk yapıyorsunuz. Hani ben bu işte sabır olmazsa ve bir sanatçı gerçekten önündeki yolculuğu alelacele yapıp, çünkü bizde bugünün programı yok ki. Hiçbir zaman şunu da gördük mesela, biz bugünü yapmadık programını. Hep bir sene, iki sene sonrası vardı, üç sene sonrası vardı, hatta dört sene sonrası vardı neler yapılacağı ile ilgili. Bu öyle bir meslek değil ki. Hani sabah uyandınız, tamam bugünkü rutin. Hayır, siz sonraya hep bir sonrası var çünkü. Ondan ötürü siz ki ne dediğini anlamak isterseniz, anlamak istiyorsanız, ama anlamak istemiyorsanız, aceleniz varsa o başka bir şey. Önce aceleniz olmayacak yani. Bu meslekte özellikle bu, hani bizim bu ses sanatçılığı, oyunculuk, işte dizi ya da yapacağınız bu show dünyasındaki meselede burada sabırlı olmanızdan başka çareniz yok. O yüzden burada olmaktan mutluyum. Bu sözcükleri kullanmış olmaktan da çok mutluyum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki buluştunuz. Siz de iyi ki hepimize ders kitabı olarak bu kitabı yazdınız. TÜYOP'a çok teşekkür ediyoruz. Yayın grubumuza çok teşekkür ediyoruz. Bugün yalnız bırakmadınız bizi. Üstadınızı, biricik Ahmet abinizi yalnız bırakmadınız. Ne mutlu. İzlediğiniz, bizimle olduğunuz için çok teşekkür ediyorum ve üstada son kez sözü veriyorum. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Benim için çok önemli, ama inanın şimdi bende anlatacak çok şey var. Saatler yetmez. Biraz gevezeyim de. Tadında bıraktım ama her şey özümsenecek şekilde san. Hiçbir şey imkansız değildir. Kitabımda var. Bence bütün gelirini de Galatasaray Lisesi talebelerine, benim yeşerdiğim, mezun olduğum okulun eğitim bursu için verilmek üzere Galatasaray Eğitim Vakfı'na bahşettik. Türkiye Sattığında bu ilk organizasyonumuz. Banu'yla Türkiye Sattığında üniversiteler ve kurumsal çok büyük talepler var. Oralara gideceğiz. Oradaki bütün gelirleri de Galatasaray Lisesi talebelerine burs için bırakacağım. Okumanızın yanı sıra önemli bir şeye de katkıda bulunmuş olacaksınız. TÜYAP'a Türkiye'nin, hatta dünyanın bilinen sayılı fuarlarından birinde beni, Banu'yu ve Emrah'ı ağırladığı için teşekkür ediyorum. Banu vasıtasıyla tanıdığım Destek Yayınları'ndan sahibesi Yelda Hanım'a da kitabı ilk okuduğu andan itibaren, zaten okumadan Banu tamam diyorsa, Ahmet San yazarsa dedi. Dedim ki Ahmet San yazarsa değil, Ahmet San yazar olarak hazırladığı şeyi çıkardığı için kendisine de çok müteşekkirim. Emrah'a çok teşekkür ediyorum katıldığı için. Brüksel'de ağırlıklı olarak yaşıyor. Banu'ya çok teşekkür ederim ve Cumhuriyetimizin 100. yılının kutlandığı bu anlamlı 29 Ekim'de burada olmak, modern çağdaş bir Türkiye'nin bir bireyi olarak böyle devasa kültür merkezi olan TÜYAP'ta böyle bir söyleşiyi bugüne getirmek de özellikle Emrah'ın ricasıydı. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Destek Yayınları'nda arzu edene 2 saat bulunacağım. Kitap imzalayacağım. İlk kitabımı da Emrah'a imzalayacağım zaten. Çok teşekkür ederim. Evet, bu kadar metiyeden sonra hak etti Emrah kitabı.
8 numaralı salonda destek standına bekleniyorsunuz.